Sevgili seyirciler, hepinize iyi günler diliyoruz. Spor sayfasında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine gazetelerdeki haberleri ve manşetleri yorumlayacağız. Stüdyomuzda Star Gazetesi'nin sevgili spor müdürü Aydın Bayram var. Aydın Bayram, hoş geldiniz. Günaydın Fikret, nasılsın? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, gündem yoğun. Aynen öyle. Fenerbahçe ile başlayacağız. Tabii tamam. Ki uzun süredir beklenen bir transfer aslında. Çünkü biliyorsunuz taraftarlar bir şeyi dillendirmeye başladıklarında artık onun karşısında Ali Koç da olsanız duramıyorsunuz. Çünkü taraftar ne derse Fenerbahçe'de de diğer takımlarda da genelde o oluyor. 20 yıl kulübe büyük hizmetler yapmış başkanı 4 kat farkla gönderen Fenerbahçe taraftarları sezon başından beri Koku'nun başarısız olmasıyla birlikte bu sefer kafayı teknik direktör problemine takmışlardı ve Ersun Yanal'ı ne yapıp edip bu kulübün başına getirecekleri kesin görünüyordu. Ali Koç çok direndi ama tabii ki çok meşhur bir laf var. Selin önünde set durmaz. Yani taraftar bir sel olarak değerlendirelim. Dolayısıyla da Ali Koç bir set olsun. Selin önünde set Hocam, durmadı. Hocam tsunami'nin önünde dağ da yapmaz. Duramazsın. Yani taraftarlar bu işi gerçekten de çok farklı boyutlara getirdiler. Mutlak surette Ersun Yanal gelmediği sürece kim gelirse gelsin tribünlerde hep bir Ersun Yanal şarkısı olacaktı. Neticede de taraftarlar bu transferden çok hoşnut kaldılar. Çünkü iletişim rekoru kırıldı. Önce bir haberimizi okuyalım. Ersun Yanal'ın planları diye Hürriyet Gazetesi'nin haberi. Böyle ayağa kaldıracak demiş, manşet atmış Ersun Yanal'la ilgili. Transferinin resmi olarak duyurulduğu paylaşımla rekorlar kırıldı diyor. Tecrübeli Hoca Fenerbahçe'deki yol haritasını belirledi. 1. Fenerbahçe'nin hoş geldin Ersun Yanal tweet'i kulüp tarihinin etkiletişim rekorunu kırdı. 2. Ersun Yanal takıma güveniyor ve 3-4 transferle düzlüğe çıkılacağına inanıyor. 3. Verimli olamayan oyuncuların diğer büyüklerdeki futbolcularla takasını istiyor. Bunu Fatih Hoca da söylemişti bir ara. Yani bizde oynamayanlar oraya gitsin, orada oynamayanlar buraya gelsin. Böyle bir doğru karışım yapalım demiştim Aydın Bayram. Fenerbahçe öyle bir şey yaptı. Fakat acaba uzaya falan mı transfer oldu? Tolga Ciğer göremiyoruz çünkü. Yani bazı oyuncular alıyorsunuz ama yani hiçbir şekilde oynamıyorlar ya futbolcular. Hocam. Aldığını oynatamıyorsun ya. Aldıklarını oynatabiliyor musun ki? Video var yani. Video var yani. Baktığın zaman yani herhangi bir kulüp, isim önemli değil, renkler de önemli değil. Kim kimi almışsa çok muhteşem oynat bu sene dört büyüklerde. Bakıyorsun Trabzon'un hali ortada, Beşiktaş'ın hali ortada, Galatasaray'ın hali ortada, Başakşehir biraz zirvede, Fenerbahçe zaten sondan ikinci. Yani böyle karışım yapalım, değişim yapalım. Kulağa hoş geliyor ama sahada var mı? Oynayabilecek futbolcular mu? Bunlar da evet, çok önemli. Şimdi evet. Ersun Yanal kadro dışılarla ilgili bir açıklaması da var yine Hürriyet Gazetesi'ne. Selçuk kulüpteki ikinci dönemine bu şekilde rekorlarla başlayan, yani rekor derken etkileşim rekorundan yani bahsediyor. Yani birinci günden maddesi. Twitter'da ve diğer sosyal medyalarda çok paylaşıldı gerçekten de. Hatta birçok Fenerbahçe taraftarı onunla ilgili öyle tweetler, öyle duygu yüklü sözler yazarak yani paylaşımlar yaptılar ki şuna bakmak lazım. Ben bir an için dedim ki yani Ersun Yanal mı geldi? Ersun Mourinho mu geldi? Mourinho mu geldi? Kim geldi? Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan bir teknik direktörü mü aldı Fenerbahçe? Sıkıntı şu. Fenerbahçe şimdi dibe vurduğu için tabii gelen herkes kim olursa olsun ama yok, öncelikle Ersun Yanal'ı istediği için ona her türlü yakıştırmayı, her türlü ünvanı, her türlü payı veriyorlar. Ama biz sahaya bakarız. Evet, tabii herhalde. Ya çok güzel bir laf vardı. Bunu zaman göstereceğim. Ben mesleğe başladığımda bir büyüğümüz şöyle demişti. Ben sormuştum. Üstad, sizin için haber nedir? Benim için haber dedi bir maçtır, maç. Transfer değildir, teknik adam değildir. Niye diye sordum. İstediğin kadar teknik direktör al, sahada başarısızsa gider. Gider. İstediğin kadar büyük futbolcuyu alırsan al, sahada iş yapmasa gider. Yönetim de gider. Yönetim de gider. Onun için her şey maçtır. Yani aynen, maç. Yani Ersun gelmiş, Ersun Hoca gelmiş, işte devrasında muhteşem transfer yapılmış. Hiçbir şey bakmazsın abi. Sahaya bakarsın, aldığın sonuca bakarsın. Başarı olmuşsan ne ala. Olmamışsan aynen, ya hatırlar mısın? Biz bütün futbolcuları havaalanında
statlarda 10 binlerle karşılarız. İmza töreni 10 binler gönderirken gider. De 10 binler hiç gider. Olmaz. Giderken bir tek havaalanını görmüşsün, selfie çektir hatıra evet. diye. Ya biz bunu çok gördüğümüz için yani Ersun Hoca tabii ki kaliteli bir teknik adam. Fenerbahçe'de daha önce yaptıkları var. 2013-2014'te vallahi şampiyon. Şimdi Fenerbahçe taraftarlarına çok geç kalmış bir transfer var. Hocam. Fenerbahçe taraftarları Ersun Hoca'ya karşı bu şekilde yaklaşımları var. Fakat yani kimse kusura bakmasın. Kalite anlamında söylemiyorum bunu ama Ersun Yalın'ın mazisine baktığımız zaman da şimdi bana da eleştiri yapacaklar mutlaka. Ama açalım bakalım yani tamam eleştiriye ben de açayım elbette ki ama maziye baktığımızda da Ersun aklına Yalın'ın şey geliyor değil mi? Bir şampiyonluğu var. Yani aklına şu geliyor. Bir takımdaki başarısızlık. Yani Trabzon'daki başarısızlık. Hayır şunu söyle bana. Diğer takımlardaki. Yani Galatasaray'ın o dönemki aksaklıkları nedeniyle ortaya çıkan ve daha işte Nisan ayında şampiyon olan bir Fenerbahçe Ersun Yalın'la başka bir başarısı var mı? Lütfen birisi yok, söylesin. Zaten hocam sezon yani, sonunda şampiyon oldu gönderdiler. Fenerbahçe'yi de yani kusura bakmasın yani, kimse. Az Yıldırım, ben 4 yıl çalıştırsam, 5 yıl çalıştırsam ben de arada Ersun, bir... Şunu bak, şu Ersun Hoca şunu haksızlık etmeyelim. Adam takımı şampiyon yaptı değil mi? Nisan'ın sonunda erken bir şampiyonluk ilan edildi. Sezon sonu kampına gidildi. Tamam da yani bu ligde sezon... hayır bu ligde yani. Hayır, şu an anlamı söylüyorum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe dışında zaten kolay kolay bir şampiyon çıkmıyor ki. Yani şu anlamı söylüyorum. Şampiyon yaptı Fenerbahçe'yi. Yeni sezon kampına gidildi. Orada bazı olaylardan, evet. bazı isim önemli değil. Sorunlar yaşandı. Ve gönderildi. Ersun Hoca'yı şunu yargılayamıyoruz. Sen göreve geldin. İkinci senede ne yaptın diyemiyorsun çünkü adamı gönderdiniz. Evet. Üçüncü senede ne yaptın diyemiyorsun. Ersun Hoca yok. Olsaydı 3-3 yapabilir miydi? Ama fark etmez. Bak, burada... sevgili Fikret, yapabilir miydi? İhtimal dahilindeydi. Ya, İyi bir kadro şimdi, vardı ya, hocam. Öyle bir şey yok şimdi. Ya, İyi bir kadroydu. Bak. İhtimal dahilinde. Ben şimdi mesela atıyorum. Hayır. Şimdi... Ya, yarın NASA beni ya, transfer Fikret. Etti. Hayır. Uzaya bir uzay mekiği yollayacaklar. Hocam. Beni de astronot olarak alacaklar. Sen şunu şöyle düşün. Ersun Yalın şampiyon olmuş. Kadrosunu oturtmuş. Tamam gittiğinde başka takım Hayır. daha yapsaydı canım yani. Gitmedi şimdi... ki kime gitti abi? Trabzonspor'a kaç abi, defa gitti geldi hemen ya. Hemen gitmedi hocam. Daha ya gitti geldi 50 defa gitti geldi Trabzonspor'a. Trabzonspor'a Fenerbahçe eşit mi üstadım yapma eşit ya. Eşit mi diyorsunuz da yani ama İyi, üstad, bir yerlerde. Şampiyon sayısına bak diğerinin şampiyonluk sayısına tamam bak. Tamam da bir yerlerde büyük başarıları yakalayan teknik direktörlerde. Yok hocam İstanbul'un havası ve suyu başkadır üstad. Havası yok suyu yok ben de soruyorum. Ersun Hoca Fenerbahçe'ye hayırlı olsun bir şey demiyorum. Kaliteli bir teknik adamdır diyorsun. Evet. Ona da tamam diyorum ama başarılı bir teknik adam mıdır dersen bana göre Ersun Yanal başarılı değil. Başarılıysa bence belgelisin. Hocam, bak bence. Belgen var mı? Belgelisin. Başarılı. Bu adam bunları yapmış da bana bir belge sun. Ya yok. Tribünler, bak tribünler ne diye bağırıyor? Ya bak. Ya bir dakika hocam bir şey söyleyeyim. Elde bir materyal var. Tribünler bağırın. Bak bir dakika ama evet. benim için niye bağırmıyor? Senin için niye bağırmıyor Ersun? Diğer hocalar için niye bağırmıyor? Bir tek niye Ersun diye bağırılıyor? Tamam bir kere daha tekrarlıyorum. Yani anlamıyorsun diye söylemiyorum. Baba yapma. Teşekkür ederim. Seyircilerimiz bu güzel de. Bir cümle değil. Yok anlamıyorsun diye anlamıyorsun söylemiyorum. Anlamıyorsun diye hocam. Bak, anlıyorsun. Var. Tamam anlıyorsun ama seyircilerimiz de bir kere daha anlasınlar diye tekrar ediyorum. Şimdi belgeyle konuşacağız. Şenol Güneş. İki defa arka arkaya bu ligde Beşiktaş şampiyon yaptı mı? Tamam. Türk futbol takımları içerisinde 14 puanla gruptan namalip çıkarak bir rekor kırdı mı? Kırdı mı abi? Bir dakika virgül. Bir dakika. Koyma bir dakika, virgül. Bir dakika virgül koyacağım. Ama neden bak koyma? Şimdi, devam edeceğim. Şenol Güneş'in Beşiktaş dışında başarısını devam söyleyeyim. Edeceğim. Ya, devam edeceğim. Devam edeceğim. Bir dakika. Ya, bak şimdi yakalandın i̇ki, abi. Ay, yakalanmadım iki defa. Yakalandın. Ne? Nerede iki defa? 10 numara başarıları var. Bir dakika abi. 10 numara. 2000, söylüyorum. Söylüyorum. 96 şanssızlıkla kaçan bir şampiyonluk. 2011. Abi tarih ne yazar? Bir dakika bak, ama bak. Neyi yazar, ama bak soruyorsun söylüyorum. İşte şey yapmıyorsun. Devam edelim. 2011. Yine puan puana geldiler. Hala da tartışılan bir şampiyonluk var söz konusu olan. Ve Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Şimdi virgül. Bursa Spor futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük transfer rekorlarını kırdı. Ya, Trabzonspor bak. Aynı. Yani Şenol Güneş başarısız bir dakika, dememiz bir şey için gerçekten de çok bak, dakika, bir şey insafsız olmamız bir lazım. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Çok başarılı Şenol Hoca. Ya hocam şimdi terazi var. Bir terazi varsa terazi. Tamam. Ersun Yanal terazinin dibinde değildir. Çizgidedir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Şenol Hoca'yla kıyaslayamazsın. Kıyaslanmaz. Bir sezonda bak geldi sezon. İki şampiyonluğu dakika, var. İki defa şampiyonluğu dakika, kaçırdı. Hocam, dünya üçüncülüğü aynı var. Aynı şeyi söylüyorum. Gittiği her takımda en az 7-8 futbol transfer oldu. Ya sevgili Fikret beni anlamıyorsun. Evet. Hani diyorsun ya beni anlamıyorsun. Sen de anlamıyorsun. Adama bir yıl şans vermişsin ve seni şampiyon yapmış. Sezon sonunda göndermiş. Başka takımlara gitti canım. Yani orada da bir ya başarı sağlıyor. Şenol Hoca da başka takımlarda bir şey bulamadı. Sağlayabilirdi diyorum. Yapamadı sağladı mı sağlamadı. Devam ediyorum. Başarı. Evet başarının
gerçekten de nirvanası Fatih Terim. Bu ülkede 17 defa kupa kazanmış. UEFA kupasını kazanmış. Ya bunu tartışmaya açmanın anlamı var mı? Hayır diyorum ya. Yani başarıysa eğer o zaman Ersun Yanal'ın başarılarını listelerini vermen lazım. 1,5 yıla bana gelen... yakalandın dedin. Bak, sen ama abi. Ben de diyorum ki Şenol Güneş'in başarıları yani 2 defa şampiyonluk kaçırmış. 2 defa şampiyonluk. Kaçırmış bak çok güzel. Dünya kaçırmış. Üçüncüsü olmuş. Bak kaçırmış. Ya ben şunu anlatayım. Bir sürü oyuncu transfer edilmiş. Şunu anlaşırsak tam... Bak sevgili Fikret. Şurada anlaşırsak sorun yok. Fenerbahçe'den Ersun Yanal gittikten sonra kaç tane oyuncu transfer ettiler? Kim? Şenol Hoca Bursa'yı çalıştırdı. Lig 5.'si oldu Bursa. 8 tane transfer yaptı. Biz şimdi Ersun'u mu tartışacağız? Diğer hocalara açarsak. Ama işte zaten burada biz neyi tartışıyoruz şu anda? Başarılı mı, başarısız mı? Ben bana dedim göre ki, başarılı. Niye başarılı? Değil. Bak bana göre niye başarılı biliyor musun? Evet. Senin dediğin şöyle olsaydı sana hak vereceğim. 3 yıl Fenerbahçe çalışırmış ya da 4 yıl bir şampiyonluğu var. Diğer 3 yıl hiçbir şey yok. Tamam eyvallah. Öyle bir ihtimal yok. Onun için Fenerbahçe taraftarı en iyi... En hızlı oynayan takım, en çok oynatan takımların biri o dönem. En erken şampiyon olan hoca ve bir iz bırakmış taraftarın aklında kulüpte. Ya taraftar, yani bırakmış. Taraftar sevmese zaten Ersun Yanal'ı almak. Yani bak demin ne diyorsun? Mümkün değil ki. Sen sel alamazsın dedin, yani. Sen sel dedin ben Tusun'a mı diyorum? Evet. Sen set diyorsun ben daha diyorum. Yani önünde duramazsın. Nasıl 8. haftada Ankaragücü yenilgisinden sonra tribünler Ersun Ersun diye bağırdı. Koku'yu gönderdin. O tarihten bu tarihe kadar niye direndin? Ben onu eleştirmek lazım. Eleştirecekse onu eleştir. Onu Ali Koç yönetimi yani onun, o tarihten bu tarihe 7 haftayı niye çöpe attı? Sezon başından beri çöpe atılıyor ki Fenerbahçe. Ya hadi bak. Yani bir, Koku'nun gelmesiyle başlamadı mı? Bir şey söyleyeyim ama. Hadi o bir yanlış. Bak o bir denersin. Dersin ki ben Koku, Hollanda'da yine şampiyon olmuş bir hoca. Aldım ama tutmadı görüyorsun. Ve Ankara'nın yenilgisi sonrası gönderiyorsun. Bu tarihe kadar... Yani sondan ikisine düşene kadar Ersun niye göreve getirmiyorsun abi? En büyük hatanın Ali Koç yönetimi. Ali Koç yönetimi olduğunu yani zaten ben çok iyi bir Fenerbahçe olabilirsin. Evet. Çok iyi bir başkan olabilirsin ama olabilir. İyi bir lider olmak evet, için. İyi bir lider. Belki bak, iyi bir lider olmak için bir tecrübe olacak ama şu anda bir kere net kararlar vermen lazım hocam net. Gardı, net olman lazım. Gardı düşen bir boksör durumunda şu an. Maalesef. Ali Koç yani. Buna katılıyorum. Çünkü taraftar ne derse oluyor. Ali Koç'un falan hiç kimsenin sözü geçmiyor. Taraftar diyor ki Aykut gitsin gönderiyor. Koku gitsin gönderiyor. Kulman gitsin gönderiyor. Kulman gitsin gönderiyor. Bak ben sana bir şey Ersun söyleyeyim hocam. Ersun gelsin diye bağırıyor. Almayacağım. Bizim planlarımız yok dedi. Evet. Ya benim asıl burada en büyük eleştirim. Şu anda Fenerbahçe'yi taraftar yönetiyor. Ali Koç iyi belki bir başkanlık. Belki de hep o yönetiyordu. Ali Koç iyi bir başkanlık profili çizemedi şu ana kadar. Çizemedi. Çok savruldu. Rüzgarlardan eserse oraya doğru olmaz. Demek ki senin yol haritan yok hocam. En azından şöyle bir şey ya yapabilirdi. Ya bak geçen hafta biz burada ne dedik? Madem ki burada yani beli kırılacak, eğip bükmeye gerek yoktu. Kafadan taraftarın isteğine cevap verildi. Biz bu geçen hafta cumartesi bu ekranlarda biz ne dedik hocam? Sen ve ben. Akhisar maçı dönüm noktası. Yeniden gider. Oraya kadar gelmesine gerek yok. Bak. Zaten onu yener demiyoruz zaten. Zaten hocam. Biz neyi tartıştık? Dedik ki Ricky Rengin durumuyla Kuman'ın pozisyonu aynı konuma geldi. Burada... Yani Ricky Rengin nasıl bir maç kaybetse gönderilecekti ki öyle oldu. Evet. Kuman'ın pozisyonu ya da oraya bak, gelmiş. Şimdi biz geçen hafta burada Fenerbahçe Akhisar'ı yener demedik ki zaten. Tabii canım demedik. Yenemeyeceğini. Diyemiyorsun. Ya diyemiyorsun. Yenemeyeceğini söyledik ki hatta Akhisar kaybetmez dedik. Evet. Evet. Fenerbahçe kimseyi yenemiyor. Evet. Yani şimdi Erzurum maçı. Al hafta arası. Bak Tırnava. Pazartesi. Yine yenemedi. Pazartesi maçı Erzurum maçı. Maçı izleyebildiniz mi bilmiyorum 90 dakika. Evet. Yani izlenecek mi maç mıydı? Ya Fenerbahçe formasının zaten taraftarlar bu kadar ucuz olabileceğini internette akla ihtimal verebilir misin? Yazılar şu formaları çıkarın çıplak oynayın diyorlar. Yani buraya geldi iş ya. Yani bak Tırnava maçı Fenerbahçe için o formayı giyen futbolcu utanç meselesidir ya. Tamam. Ya şimdi, sen Fenerbahçe olarak bu kadar kötü oynayamazsın ya. Buna şeyin yok. Kısaca bir özet geçelim ki aynı görüşteyiz. Aşağı yukarı aynı görüşteyiz. Bir, Ali Koç yönetiminin gardı düşmüştür. Düştü. Çünkü taraftar ne derse o oluyor. Bu saatten sonra da taraftar ne isterse o olacak. Ama yine gibi şunu, duruyor. Yine şunun altını çizmek lazım. Eğer yine aynı hataları yaparsa, çünkü yaptı o hataları. Mesela 5 hafta önce getireceği teknik direktörü herkese yendirip ondan sonra getirdi. Ya bunu bari hiç olmazsa taraftar artık yani istemiyor. Bu adamı istemiyor. Getir, herkes kurtulsun. Belki de o 5 maçın 3'ünü kazanacaktı Fenerbahçe. İşte asıl sıkıntı orada hocam. Buradan gitti. Ali Koç yönetim şu ana kadar tecrübesizliğinden de kaynaklanan durumları da göz önünde bulundurarak başarısız görünüyor.
maddi anlamda her şeyini vermiş olabilir. Büyük fedakarlıklar içerisinde olduğuna. Hocam ben sahaya bakarım. Kimsenin şüphesi yok. Sizin de az önce vurguladığınız gibi benim işte yıllar önce müdürüme sorduğumda bana bu cevabı verdi dediğinizde olay kağıt üstünde. Çünkü bu taraftar ne yaptı? 20 yıl çok büyük hizmetler yapan, Aziz Yıldırım'ın sağlığından olan, Fenerbahçe için hapise giren, ya hocam maddi manevi her şeyin Fenerbahçe'ye yani feda etmeye. Beşiktaş taraftarı da sevgili rahmetli Süleyman Sabah'ı göndermedi. Evet. Hatta yani Ahmet Dursun Sabah gitsin. Oynuyordu. Onları da gördük. Yani bunlar gitsin. Futbolun maalesef var. Doğasında var. Var. Ve yani bunu istediğin kadar bak hocam. Mümkün değil. Başarı bak, olmadığında. İstediğin kadar kulübe evet. Para aktar yetmez. Geçmez hocam. Sağda başarın yoksa sen bitmişsindir. Bakıyorsun puan cetveline. 17. sırada Fenerbahçe tarihinde olmamış bir şey. Ve ilk yarı itibariyle ve 15. hafta itibariyle niye anlatacaksın taraftara? 245 milyon TL transfer harcaması yapmışsın. 245 milyon TL. Bu 50 milyon dolar hibeleri saymıyorum. Onlar zaten çerez parası gibi gitti. Sponsor istediğin kadar para pulu aktar kulübe, borçlar öde, onları saymıyorum. Ben sahaya bakar abi taraftar. Niye maça gidersin? Başarı izlemek için gidersin. Niye maça gidersin? Takımı alkışlamak için gidersin. Bakarsın sahada hiçbir şey yok. Tribünlere iki kişi oynarsın hocam. İki kişiye maç oynarsın. Aynen. O da niye gelir biliyor musun? Seni yuvalamaya, ıslıklamaya gelir. Evet. Ya biz hocam 25 yıl, 27 yıl oldu bu meslekte. Ama biz çok şey gördük. Onun için şimdi, yani Ali Koç olmuş, aynen. Rahmetli Sabah olmuş. Taraftarın önünde duramıyorsun. Rahmetli Özhan Canay olmuş. Taraftarın önünde kimse duramıyor. Duramıyorsun. Yani. Mümkün değil. Ya Aziz Yıldırım örneği var işte. 20 yıl diyorsun. Kendi ya. Bırakmış da olabilir. Taraftar baskısıyla da bırakmış olabilir. Bu ligde 4 yıl boyunca lig şampiyonu olan, UEFA ve Süper Kupa'yı kazanan bir başkan gitti. Fatih Terim mi gitti hocam? Yani Fatih Terim 2. döneminde yani kaç dönem hatırlamıyorum. Faruk onu bile gönderdiler. Faruk Süren'den bahsediyorum. Yani onu bile gönderdiler. Faruk başkan hocam. Da gitti. Yani ya, futbolda çok güzel bir beylik laf vardı. Evet. Dün yoktur hocam. Aynen. Dün yoktur. Yok, dün istersen 5 at. O meşhur. Ertesi gün 5 yedi de. Şeyde Türk siyasetinin çok meşhur bir. Yok hemen futbol. Süleyman Demirel. Evet yani. Diyor ki, onu dün aynen değişmiyor. Dündür bugün. Ya şu dün 5 attın muhteşemsindir zirvedesindir. İkinci maçta 5 yersin üstüne basarlar. Evet. Bir kamyonla topuk dökerler. Ben yaşadım işte onu 2010 yılında Bursaspor'un şampiyonunda statta görevliydim. Bederson adamın omuzundaydı. Şampiyon Fenerbahçe diye yanlış anons evet. Yaptılar. Arkadaşlar yanlış anons geldi. Bursa şampiyon adam Bederson'u sırtından attı. Yani ben üstüne de bastı geçti. Sonucu devam edeceğiz değil mi? Birkaç devam edelim sonra. Tabii ki de ama şunu bir detayları söyleyeyim. Bir, Ali Koç sınıfta kaldı. Tamam. Yani bu dakikadan sonra ağzıyla kuş tutsa bile taraftarla arasındaki bu sorun yani taraftar bir şey istediğinde yapmak zorunda. Gecikmeden hem de. Çünkü çok gecikti. Bu kulübe hocam, zarar biz verdi. Biz dedik geçen hafta yamayla bu iş tutmaz. Yama. Sürekli yama. Yine yama. Şimdi bir dakika. Ya şu takıma kim kurdu? Bir dakika. Ersun Yanal mı kurdu? Şimdi oraya geleceğim. Yama ama şimdi ne dedin adama? Sen gel 1,5 yıl bu takımı idare et dedim. 2,5 sene. 1,5 artı 1. Evet. Şey, opsiyonu saymıyorum. Opsiyonlu. 1,5 yıl. Hani başarılıysa zaten artı 1 olur. Olmazsa 1,5 yıl direksiyonu verdin. Evet. Şimdi Ersun Hoca zaten bu arama şampiyon doğru gidiyor. Direksiyonu kıracak işte Erzurum maçında. Kıracak bir yere. Kırabilecek mi? Bilemiyoruz belki ki. Belki de aşağı yuvarlanacak. Bilemiyoruz. İşte takım, bu ilk maç. Pazartesi takım, günkü maçı. Takım değil. Yani final maçı. Takım hiçbir şey yapamıyor. Nasıl yapsın hocam? Yani. Bu kadro Ersun Hoca'nın kadrosu değil ki. Tırnava karşılaşmasına bakıyorum. Ben maçı izliyorum. Ya izlediğinde yenemez diyorsun ya. Tırnava'yı bile yenemez diyorsun. Yani kimseyi yenemez bu takım. Yani diyorsun. Bak şimdi. Kendi kendini bile yenemez yani diyorsun. Yani özgüven problemi var. Moral problemi var. Birliktelik problemi var. Ersun Hoca. Biz dün, yapılması gerekenleri bak şimdi, aslında. Ersun Hoca bak dün geldi. Evet. Dün neydi günlerden hocam? Cuma. Bugün ilk idman. Evet. Pazar günü ikinci idman. Evet. Ve pazartesi maç. Pazartesi maç çıkacak. Yani 2,5 günde bu takıma sihirli değnek dokundursan ayağa kalkabilir mi? Kalkar. Bir ihtimal. Erzurum maçı olduğu için orada hocam, çok büyük avantajı var. Erzurum dediğiniz zaman işte bak hep böyle yani her maçı biz kolay gösteriyoruz ya. Ama bu biraz farklı yani. Hayır şu var. Ankara gücü maçı diyorsun ya çok genel diyorsun. Evet. Ama tamam. Akhisar diyorsun zaten zor diyoruz. Bu biraz farklı. Ya yani, hocam bu biraz futbol sahada oynayacaksın. Evet. Şu anda Fenerbahçe. Yani kağıt üstünde. Fenerbahçe. Bak bana göre. Risk attığında mı? Bak bana göre kağıt üstünde. Durumunu verebilir miyiz? Sevgili Fikret kağıt üstünde 150-50. Maçın eşitliği bana göre 150-50. İyi oynarsan bir gram kazanacaksın abi. Bu maçın mazereti yok. İstediğin kadar anlat. Ben
şu andan itibaren Fenerbahçe kulübüne Ersun Yanal'ın gelmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yok, ben senin aynı şundan dolayı düşünüyorum. Geç kalındı yönünde. Ya yani, zaten hep fikiriz. 8 hafta çöpe atıldı. O, tabii. Yani bu olay Koku 5. hafta mı? 6. hafta her neyse. 8. hafta Ankara Gücü. O zaman geleceklerdi. Ersun Yanal'la anlaşacaklardı. Evet. Çünkü taraftar çok istiyordu. Ya niye direniyorsun? Bak, geç kalındı. Bu kaybedilen puanların hesabını kim Ali Koç verecek hocam. Ali Koç verecek. Bak, Koç verecek. Ben yani sosyal medyada çok konuşulduğu için işte kongre kararı alacak. Sandık konulsa bugün kim çıkar? Aziz Başkan mı çıkar? Ali Koç mu çıkar? Aziz Başkan bir daha gelir mi? Ya şimdi sosyal medyada bunda çok yazılıp çizilir için sonra tartışma açılıyor bir mevzu. Hani biz eski ben işte, Aziz Yıldırım'a fefası gittik. O daha iyi başkandı diye bir sürü Fenerbahçe taraftarı var. Ben Aziz Yıldırım. Bir an Aziz Yıldırımcı olan. Aziz Yıldırım'ı ben şu andan itibaren tekrar geri dönmeyeceğini. Ya ben döneceği için söylemiyorum. İnanıyorum çünkü. Bu tartışma açıldı an. Hani var ya. Öyle bir şey oldu ki başkan çok kırıldı. Çok alındı. Yani ne olursa olsun 20 senesini bu kulübe vermiş mi? Evet. Hocam ya aynı şeyi söylüyoruz. Sen bir takımı 4 yıl şampiyon yapamazsan, bu son 4 yıla bahsediyorum. Kupa alamazsan, Türkiye Kupası'nı dahi kaybedersen seni yürük şampiyonu bile kurtarmıyor hocam. Futbol böyle bir şey işte, bu spor. Gayet. Büyük kulüp olduğu zaman yani Fenerbahçe takımına bakıyorsun ya 3 galibiyet ya. İşler açısı şimdi, bak 3 galibiyet. Fenerbahçe'nin gibi. Fenerbahçe olabilir mi hocam? Bu hafta Çaykur Rizespor kimle oynuyor? Çaykur Rizespor kimle oynuyor? Rize Fenerbahçe'ni Fenerbahçe'ye kaybetti değil mi? Evet. Kaybetti değil mi? Rize'yi. Deplasmanlarda Fener. Şimdi Rize Alanya'yı yenerse Fenerbahçe Erzurum'a yenilirse sonuncu oluyor. İkili averajdan. Niye? Tamam şeyde de geçiyor. O sezon sonu bakabilirler onlar. Genel averajda geçiyor. Yok, o sezon sonu bakılıyor. Tamam, o sezon sonunda ikili averaja bırak bakalım da. Yani genel averajda da şimdi 1-0 Rize kazandı. Öbürü de 1-0 kaybetti hocam, diyelim. Attığı gol fazla olduğu için Rize'nin. Bak. Meslekte 27. yılım. Evet. 88'de yani. Sabah gazetesi Mecidiyeköy binasında stajyer olarak işe başladık spor servisinde. O tarihten yani kendi kariyerimde böyle bir tablo görmedim ya. Fenerbahçe hocam 50 yılın en kötü tablosu. Hayır ben hani meslekten sen de. Evet. Yani o tarihte doğan Fenerbahçeler de görmedi. Ya 50 yılın en tamam kötü tablosu. Tamam işte yani. İşler açısı bir durum tabii var şu anda ortada. İşte diyorum bak. Rizespor bu hafta kazansa, Fenerbahçe Erzurum'a yenilirse ligin sonuncu takımı Fenerbahçe olacak. Yani bu tabii ki bir kıstas değil. Daha sezonun işte 14. 15. haftasındayız. Elbette ki bu takım küme düşmeyecek. Bence de düşmeyecek. Herhalde düşmeyecek. Bunu konuşmamız bile yanlış. Ama burada atıyorum 14 puanı olan Fenerbahçe ligi işte 25 puanda şu an değil mi? Galatasaray, Trabzon, Evkuryani, Malatyaspor, Beşiktaş 25'er puanda. İlk beşe girebilecek mi? Ben burada ben sana bir bak, şey burada mi? Burada sezon başından beri şunu söylüyorum. 4. 5. haftadan beri. Fenerbahçe 5. bile olamaz dedikçe bana yazdılar. Hakaretler. Canları sağ olsun. Önemli değil. Ya kardeşim görünen köy kılavuz istemez. Bu Fenerbahçe bu ligde 4. falan olamaz. 4. 71 puan topladı geçen yıl. 71 puan topladı Beşiktaş. Lig 4.sü bitirdi. Ersun Hoca. Bir şey daha. Bütün maçları kazansa 71 puan yapıyor Fenerbahçe. Bak Ersun Hoca. Bak Ersun bile Hoca. Olamıyor yani. Bak Ersun Hoca. Akıllı bir adam. Bu futbol dünyasının içinde. Hayatında bir bak. Bu ülkede hayatında birini zirveye çıkartıp birini de yerin dibine sokan bir taraftar topluluğu varsa eğer Türkiye'deki takımların taraftar topluluğu abi. Bak şimdi Ersun Yanal. Yani o kadar çok büyük bir defterine bak, ajandasına. Ersun Hoca şu anda yani çok fazla abartılıyor. Ya hocam bir şey anlatayım. Tamam anlat sen ama yani. Yanal ajandasına akıllı bir adam. Herhalde ilk beşe gireceğim dememiştir yönetimi ilk toplantısında. Nereye girecek abi zaten girelim. Ya hocam dememiştir zaten onu evet. Söylüyorum. Ben demiştim ki takımı 10 ile 5. sıra arasında yani 5 ile 10 arasında bir yere getirirsem bizim için büyük kazanç. 5 ile 10 arasında kusura bakma ama herkes getirir. Ya, şu tabloda getirir kolay abi. Hoca kolay değil ya, hocam. Al bu 4 tane ya, bu takım ismi Fenerbahçe olmasa ya 4 tane futbolcuyu affet. Kaleye Volkan'ı koyacaksın. Ya bu o kadar kolay değil hocam. Altıptan faydalanacak. Sen nerede böyle 4 tane de oyuncu transfer. Sen neler yaptın? Sen bu takım 5'i yapabilir misin? Yaparım. Bu Fenerbahçe'yi. Yaparım.
hocam. Beşinci yaparım. Yılmaz Vural'ı geçsinler. Beşinci yapmazsa ben bir daha ekranlara çıkacağım. Ya bunu lütfen kayıtlara geçelim. Yapma abi. Hani Yılmaz Vural'ı getirsinler şu kulübün başına. Hani, bu takımı sezon hani başına verecekler bak sezon başına. Etmiyorsun ki. Şu anda değil, şu anda bitirirler Fenerbahçe'yi. Ya sevgili... Abi şu anda Fenerbahçe'yi bitirirler. Şu anda beşinci... Yani... Konuşamayız sevgili bunları fikir, yani. Uç ama evet. Biraz yani alçaktan uçmuyorum. Uçuyorsun hocam. Bak söylüyorum tekrar. Şu anki tablo da olmaz. Ama Fenerbahçe... Ben zaten şu anki tabloyu söylüyorum sezon ya. Sezon başından beri, tamam mı? Sezon başından. Yılmaz Hoca'ya versinler. Eğer şu berbat takımı 5. yapmazsa ben bir daha ekranlara çıkmayacağım. Kariyerimi ortaya koyuyorum. Ya hocam bir şey sana söyleyeyim evet. Mi? Bu takımı sezon başından... Bak bu takımı sezon başından bana da verseler. Ben hoca ben olsam. Evet. Temmuz'da itmana ben çıksam. Evet. Transferleri ben seçsem yani yetkim olsa Aydın Bayram olarak zaten kadro böyle kurmam. Valbiyon'u kulübede oturtturmam. Atıf'tan sol kanat oyuncusu seçmem. Harun'u kaleye koymam. Anlatabiliyor muyum? Bunu Harun sen de yapmasın ben de yapmam. Harun konusunda yani Volkan varken Harun olmaz diye ya, bir defa söyledik aynen. Yani. Bu al abi bak, Fenerbahçe bu, kaç gol? 22 tane gol yedi. Burayı yese almam hocam. Şu bak, anda tabloya bakar mısın? Bu Jailson'u almam. Orada bir takım var. O da lig ikincisi. 24 tane gol yedi. Gerçekten çok ciddi yüksek bir gol rakamı bu. 24 gol yiyen Kayseri var. 23 gol yiyen Rize var. Doğru mu? 25 gol yiyen Akhisar var. Fenerbahçe'de 22 tane gol yemiş. 22 tane gol yemiş Fenerbahçe. Evet, defans sorun, orta sahan yok. Zaten de gol atamıyorsun. Siliman Efendi. Oradan da şunu diyebilir. Trabzon'da yani 19 Siliman yedi. Siliman bir oyuncu. İşte Beşiktaş'ta 19 yedi. Onlar sevgili da yiyor Fikret. Kardeşim diyebilirler. Bak sevgili Fikret. Takım gol atamıyor ki. Gol atsa zaten dert çözecek Fenerbahçe. Frey'in atamıyor. Siliman atamıyor. Ayev atamıyor. Yok. Gol atıcın yok bir kere. Orta sahan zaten zayıf. Şimdi geçmişte... Defans zaten delik deşik. Yani, ne kaldı geriye? Çok meşhur bir laf var. Geçmişe mazi derler diye. Geçmişi bir kenara koyalım. Geleceğe bakalım. Bir, dört tane futbolcunun acil affedilmesi lazım. Doğru mu? Yok ben aynı fikirde değilim. Aynı fikirde değilim. Niye? Belki bir. Söyleyeyim. Belki bir hocam. Volkan mı diyorsun? Bir tek abi? Volkan. Ha. Öyle mi? Ya, niye? Ozan, baba, Tufan, yok. Atıf, ha, yok baba, Diler. Ha. Abi çok takılmayacaksın bu Atıf'a, Ozan'a. Hatta bu takımdan, bak şu kadrodan, sezon orta şey dedi, Ocak'ta imkan varsa göndermek lazım. Göndermek lazım. Sen şimdi Mehmet Topal geçsin, tartışan oyuncu takımda. Şener takımda. İsmail Köyboşu takımda. Hasan Ali Kaldırım ne yaptı belli değil. Takımına ve kaptanlık veriyorsun ve ağlıyor. Akhisar maçında ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun Hasan Ali Kaldırım? Senin görevin ağlamak değil, rakibi ağlatmak. Çocuklar gibi ağlıyorsun. Niye tribüne şirin gözükeceğim diye. Olmaz hocam. Olmaz. Sen bir Fenerbahçe futbolcusu olarak 15. hafta ağlayamazsın. Oynayacaksın arkadaşım. Oynayacaksın. Ağlamak tribüne şirin gözükeceğim. İşte bak çok duygulandı. Ne bu moda çıktı ya? Ağlıyorlar. Niye ağlıyorsun abi? Moda çıktı evet. Ya niye ağlıyorsun? Yani ben çok... Ya sen Fenerbahçe futbolcusun. Çok büyük Fenerbahçe'yi yüme getiriyor. Bu takımın bu hale gelmesi en büyük suçlu sizlersiniz. Evet. Kahvaltı yapıyorsun, birlik beraberlik mesajları veriyorsun. Bir maç kazanıyorsun, 5 maç kaybediyorsun. Aynen. Ya bak hocam bizim en büyük derdimiz tribüne oynamak. Biz tribüne oynamayı çok severiz. İnsanın duygusundan kendimize payı çıkarmayı çok severiz. Yanlış. Bu ne olacak abi? Şu ne olacak? Ona da geleceğiz değil mi? Vaktimiz var değil mi hocam? Bu ne olacak? Bak. Şu ne olacak? Şu. Şimdi Ali Koç'un... Ya bu kaldığı sürece bak problem Ali Koç'un, var. Ali Koç'un hala yapacağı şimdi iki tane iş var. Bir, Kuman'ı... Abi sana da güle güle demek lazım. Evet. İçeride... Altyapı olabilir Kuman'a. Yok hocam. Yok. Sade yapamayın, altyapı yapamayın. Ben şeyden dolayı diyorsun değil mi? Yok. Kokudan dolayı. Abi aynen işte örnek var. Ay kocaman kaldı işte yardımcı yok, bilgisizdirdi. Olmaz. Şimdi bu takımı kuran kimdi? Gomorli Efendi. Evet. Hatta fotomaç mıydı? Gomorli yazmıştı. Evet. Çok enteresan bir zekinin de kulağını çınlatalım. Ona da Gomorli diyeceksin abi. Gomorli. Evine. Peki abi. Aslında yani kişilikli, karakterli bir adam olursa şunu bakar. Kokuyu ben getirdim. Gitti. Kumanı ben getirdim. Gitti. Herkes gitti. Bu takımı ben kurdum. Takımın durumu aynen. 10 yıl sonra. Neredeyse başkan gidecek. Ben niye kalıyorum ya? Yok kaldı ya. Yani şunu ders anlarım bak. O da kıymetlidir Ali Koç'a. İstifanı verirsin. Komorlu olarak. Başkan der ki. Ya yok Komorlu sen dur derse bunun yine bir kıymeti var. Ama sen buna bir seçenek sun. Seçenek sun. Onu da yapmayacaksan. Yapmaz, yapmaz onu. Yapar mı? Niye? Yapar para sıcak geliyor değil mi? Yani. Para sıcak. Ama zaten 3 günlük dünya para soğuk diyen mi var? Biz dedik hocam. Ya, yok canım. O kendi
Belki senin kişisel kararın olmuş olabilir. Kolay kolay genelde denmez yani. Para sıcak tabii yani. Özellikle herkes... yabancılar şeye bakmaz. Senin armana, çubuklu formana, 17. sırada... O görevini yaptığını düşün. Ya ben şeyi çok merak ediyorum ya. Yani bizi bir basın toplantısına davet etseler... Ya bunu bak ben sana bir şey... Bir şey söyleyeyim lütfen. Buna izin ver de söyleyeyim. Ali Koç yarın dese ki ben bırakıyorum kulübü. Bu adam yine bırakmaz. Herkes gider, yani, Komoli kalır abi. Ben Ali Koç'un en azından ne yapayım biliyor musun? Bunun gitmesi için, yani evet. Komoli'nin gitmesi için... Çıkması toplantısına bütün medyaya cevap ver demesi lazım. Evet. Ben de ilk soru soracağım. Komoli şey, kokuyu sen getirdin. Kuman'ı sen getirdin. Takımı sen transfer yaptın. Takım oyuncusuna niye duruyorsun diye sorarım. O da bana cevap versin kendince. Evet. Ne diyecek? Dönümüzde çok maç var dedi en fazla. Doğru. 16-19 tane falan maç vardı. Şampiyonluk ihtimali de senin gibi yani bütün maça kadar 70 bin yapıyordu. Aynen. Ersun Yanal Başkan Ali Koç'la görüşmesinde durum tespitini böyle yaptı. Kadromuz kötü değil ama yıpranmış. Ya şimdi ona bir bilgi koy. Sevgili Ersun Hoca'nın yani bunun dışında bir şey deme ihtimali yok. Zaten o zaman derler ki niye geldin? Yıpranmış yani diyor. Ya biraz kim yazmış haberi? Biraz hangi... Yok demiştir hocaya. Yok yok. Hayır şu var. Masa başı demeyeyim de. Yok masa yani, başı değil ama yani yok demiştir biraz, bu. Sabah gazetesi yazmış. Tamam. Doğrudur. Yani şu var. Rapor vermiş abi. Yani. Kadromuz kötü değil ama yıpranmış demiş. Evet zaten yıpranlı belli. Yani bunun dışında bir söylemesi yani bir ifade kullanması zaten doğanın kanununa aykırı. Ersun Yanal'ın. Niye? Çünkü göreve geldin. Futbol teknik direktörlük kariyerinde. Bu Fenerbahçe'ye gelişi bir dönüm noktasıdır. Şöyle ki eğer burada başarısız olursa kariyeri biter. Bir dakika. Virgül lütfen. 17 sıranın altında en fazla başarısız olacak sıralama. Bu seneyi görme. Hayır. 18'lik başarısızlık. Şu 17'de gelmiş. Hayır abi hayır. Bu seneyi görme. Bu sene Fenerbahçe kaçıncı bitirirse bitirsin. Yani düşmeyeceğine göre ki düşmeyecek. Öyle bir şey yok yani. Şu kadro hayatta düşmez abi. Ne yapıyorsun yani? İmkan ihtimal dahilinde değil. Zaten düşerse bu Komolli'yi vallahi öldürürler o zaman. Derhal ülkesine gitsin. En kötü şey ne biliyor musun? Fenerbahçe için. Bak bunu yani... sokakta var. Sokak manyağı yaparlar bu Komolli'yi. Başta bu gider ben sana söyleyeyim. Ya en kötü şey ne biliyor musun? Bu adam yani bu adam durumu çok kritik olur yani. Hani hoca da kadromuz kötü ama yıpranmış falan derse o da gider gümbürtüye. Yani düşmeyecek tabii. O yani işin esprisi bir yerde. Fenerbahçe ligi orta sıralarda bir yerde tamamlayacak. Bence ilk ona girmesi büyük başarı. Bak çok samimi söylüyorum. Büyük başarı. İlk ona girmesi. Sezer ne diyor yine? Gel sen söyle canlı yayına. Ne diyor Sezer? He? Ne diyor Sezer? Bir şey mi söylüyor? Zirveyi zorlar diyor da. Ya Sabah'ın ismi Galatasaray Başakşehir maçından geldi ya Sezer'in girmesi çok, var. Çok Galatasaraylı. Evet onun için zaten ilk ona girmesi başarı bana göre. Bak çok samimi söylüyorum. Fenerbahçe şu an düştüğü duruma bak yani. Biz Fenerbahçe neleri konuşuyoruz evet, ya? Evet yani düştü duruma. İçeride, sezon başında bak Ocak'ta yayınlarımız taraftarlarının. Ağustos'ta yayınları hatırlıyoruz. Bu kadro yapısı. Biz ama hep şey söyledik yani bana göre bu kalibre düşük bu hoca. Yani yayınları evet. Biz izleyenler dönsün baksın. Bu yayınların hepsi videoları var. Ya yani bu koku tercihi yanlış. Yanlış. Kalibresi düşük dedik. Tabii. Ben bir tek. Sayın bak, Başkan. Ben bir tek, sayın hocam, Başkan'a şurada. Bak, ben bir tek Slimani ile Ayev'in. İş yapabileceğini ve diğer oyuncular hep bir şart koymuştum. Tabii ama takım kötü gidince onlar da kötü gitti. Onlar da kötü gittiler. Yani, doğru ya Benzia fiyasko. Bak Benzia. Jason yine bir nebze ama Benzia. Frey. Yani, ne oldu be değil. Yasin Benzia emin ol. Reyes. Anadolu kulüplerine falan oynayamaz. Reyes. Yani. Reyes dediğin gibi aynı şekilde. Yani, ya birkaç tane futbolcu var ki bana göre hani bu kötü takımın içerisinde Frey bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyor. Ama bak bir şeyler yapılmış gibi görünüyor. Bir tek elde tutulur Valbuena var. Valbuena da çıkar. Kanatları iyi çalışan bir Fenerbahçe'de bak Slimani toparlar. Yani, yok hocam ya. Bak top alırsa ya. Toparlar. Ya adam o kadar da yani tamam kötü bir sezon geçiriyor olabilir. İyi başlayamamış olabilir ama. Abi, bak şimdi Slimani en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? İstediği topları alamıyor. Bir maçta 4 pozisyon gelir zaten Santrfor'a. Evet. Dördünü de atamıyor ya yapamıyor, hocam. Evet, yapamıyor. Sıkıntı orada. Var sorunu var. Var yani. Var yani. Kaleyi yüzü dönüp çerçeveyi bulamıyor. Evet. Bu kimin suçu? 15 maçta. 50 milyon para alan. Bir Slimani. Gol atabiliyorsan. Yani Giresun maçında senin golünü ben ne yapayım? Evet. Yani Giresun'da gol atmış. O maçta da 5 pozisyonu dışarı attın zaten. Aynen. Dakika 80 miydi neydi? Gol attın. Yani ona sevinecek halin yok senin. Ya seni gel kurtar diyorsun takımı. Slimani'ye. Slimani şimdi, efendi hiç. Karabanıcı. Başkan gerçekten de çok kötü durumda aldı takımı. Yani transfer yasağı gelmiş. İşte
Diyorlar. Ya başkanın en büyük sıkıntısı bak şimdi, eksi 30 milyon eurodan bak, artıya geçtiler. Başkanın en büyük sıkıntısı bir tane önemli oyuncusu şey çok 3 tane attı. Çok emek harcıyor. Bu kurumsallık, evet. Bunu eyvallah şey hocam. Istiyor, anladım. Bunu eyvallah ama senin şu anda birinci derdin yok yapamazsın. Yani kurumsallık değil. Yapamazsın. Birinci tercihin sağa. Bunu artık sen çünkü Fener'de yöneticilik de yaptın Az Yıldırım'ın yanında ekibinde. 2 sene. Aynen. Yaptın bir deneyim al yani bir gör. Tribüne çıktın, sahaya indin, soyunma odasına girdin, Samanda testlere geldin, o şirketleri gücünü yönetmeye çalıştın. Bir deneyim artık kazan. Buradaki birinci senin vazifen saha, transfer, hoca, tercihleri. Ya Terrano varken, başarısı olmuşken, hani Damien diyor ya, hani Damien, ya ne Damien'i ya? Hani böyle başkanın bir şeyi var, böyle basın toplantısında komole demiyor. Damien işte İngilizce konuşurken, hitap ön ismiyle Damien. Baba Damien. Demir'in Akhisar'da İstanbul'a otobüste geldi. Hocam. Demir kendine dikkat etsin. Yani hani daha... bir arkadaşımız spor yazarı herhalde Serdar mıydı? Muavin yapmam diyordu ya öyle mi? Yanlış hatırlamıyorsam muavin. O Demir'in muavinlik yaptı abi. Belki futbolcuya su servisi etti. Ya bak hocam en büyük yanlış ne biliyor musun? Biz geçmişten ders alamıyoruz. Terran örneği varken komolli olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz hocam. Dedik zaten. Olmaz. Ya başkan da herhalde bu olayları böyle profesyonelleştirelim dedi ama Terenao'da da gördük bunu daha önceden Aykut Kocaman Dağım'ın üstünde görev yapmıştı. Orada maalesef. Da Dağım gitti. Dağım gitti Aykut geldi değil mi? Bir de ne var? Sezer şu anda onu da hatırlatıyor. Terenao'nun aldığı futbolcular ne oldu abi? Hepsi satıldı. Bunlar ne olacak? Bunlar duracak mı ki? Nerede duracak? Hepsi gidecek. Yarısı kiralık zaten hepsi gidecek. Şu anda bak sevgili Fikret. Fakat Terenao'da şöyle bir artı vardı. İyi oyuncular aldı ve zarar etmedi Fenerbahçe. Hayır. Niye? Nani? Bir dakika. Kaya. Orada, bak, ama orada Josef de Sosa. Orada bir Aziz Yıldırım figürü vardı hocam. Bak, çok önemli. Terenao'ya bırakmıştı ya. Abi önemli değil. O da hani 17 yıl 18. Giuliano'yu da o getirmedi mi? Hayır. Şunu söylemek istiyorum. Bunlar getirdi ama listeyi Aziz Yıldırım'ın önüne koydular değil mi? Evet. Dedi ki Terrano atıyorum işte Nani. İşte Giuliano kim? Valiban atıyorum şimdi. Aziz Yıldırım bakmıştır. Hatta başkanın şöyle bir var böyle gözünü çıkartır bakar. Evet. Evet bunlar alınabilir demiştir. Burada kim dedi? Semih Özsoy mu dedi bu transferleri? Evet onaylayalım imza atacak para. Burhan Karaca mı attı o paraların altına imzayı? Ya da Sevgili Ali Koç mu attı? Bu listenin altına. Bu isimsiz oyuncuların altına. Yani bu orada bir Aziz Yıldırım figürü varsa öyle boşuna değil o baba. Orada 18-20 yıl başkanlık yapmak. Josef'i nereden tanıyacak ki Aziz Yıldırım? Ya, ama şu var. Ben biliyorum Brezilya Ligi maçlarını izlerdi başkanım. Ama şu var hocam. Bakar, baktırır. Böyle izliyordu Brezilya Ligi karşılaşmalarını. Ama ben niçinsin diye Ersun Hoca bana göre doğru bir tercih. Şimdi. Bu tablodan Fenerbahçe çıkarsa Türk hocaların içinde Ersun Yanal'dır. Altını imza atarım. Doğru bir tercih. Ama geç kalınmış bir tercih. Bu adamın 8 haftayı çöpe atıldı. Bu adamın transfer ettiği futbolcular. 8 haftayı Ali Koç yönetimi çöpe attı hocam. Bu adamın transfer ettiği futbolculardan bir tanesinin başarısını söyle bana. Bir tanesi. Kimin? Hatırlamak lazım. Sezer söylesin. Bir kulağına senin. Biz evet diyelim. Şimdi hatırlamıyorum ki hocam. 5 sene önce. Komali'den bahsediyorum. Komali'den ben hayır. Ersun Ersun orada ekranı görmüyor. 11 tane topçu aldı. Bir tanesini söyleyin diyor. Yok diyorum işte sana. Yok tane. Sıfır. Bir yok bir. Sıfır diyorum hocam. Abi sen Ferdi'yi alıyorsun bilmem ne senesinden. Gidiyorsun. Bak Barış da olmadı. Abi Tolga Ciğerci'nin hangi Tolga adam? Geç abi, Tolga yani geç, sen hepsini konuş. Bırakıyorum ben ya. Onu geçelim abi Tolga. Yani Galatasaray kulübü Tolga'yı diyor ki. Konuşmayalım. Ya sevgili konuşalım. Aman gitsin diyor. Yalvarıyor ya git diyor. Para ödemeyelim git. Ayağı, parmak sakatlığı var. Sözleşme imza atıyorsun. Fenerbahçe çok ciddi yara aldı. Başkan ya, çok geç kaldı. Tolga'yı aldın sen ciğerciye. Ve bu dakikadan sonra ben herkes tabii hayırlı olsun öncelikle camiaya. Geç kalınmış bir karar onu tekrar ama, söylüyorum. Ama yine söylüyorum doğru bir tercih hocam. Doğru tercih olabilir ama ben şunu söylüyorum. Ersun Yanal başarılı bir teknik adam mıdır? Evet. Diyorum. Bana göre değildir. Bana göre evet hocam. Bana göre değildir abi. Yani eğer bu ligde başarılı bir teknik adam olmak için bir defa o da Türkiye'nin en büyük takımlarından biri şampiyon yapmak yeterliyse o zaman Ertuğrul Sağlam çok daha başarılıdır. Yani kusura bakmayın yani. O da gitmiştir Bursaspor'u şampiyon yapmıştır. Türkiye Kupası'nda iki defa final oynatmıştır. Yani
bunları konuşurken yani Ersun Yanal'ın kariyer boyunca Fenerbahçe şampiyonluğu dışında bir başarısı varsa çıkarır. Sen sıradan hoca mı diyorsun Ersun Hoca'ya? Ben başarılı bir teknik adam olmadığına çok inanıyorum. Başarılı değil. Ya bu saygı duymak lazım. Belki de, bana göre de. Belki de Fenerbahçe'de şu anki istikamet doğrultusunda yani kulüp başkanının bu zor dönemden takımı çıkarıp iyi transferler yaparak, iyi bir takım kurarak Ersun Yanal'la birkaç yıl çalışması onu başarılı bir teknik adam yapabilir. Ama şu noktada başarılı değildir. 4 sene sonra tekrar konuşuruz. Ben Fenerbahçe Ersun Yanal'ı Ersun'un Fenerbahçe'sini iyi bir Fenerbahçe olarak hatırlıyorum hocam. Ben tekrar söylüyorum. İyi bir Fenerbahçe olarak hatırlıyorum. İyi futbol oynayan bugünün iyi şartı. Futbol oynayan bir Fenerbahçe vardı Ersun Yanal'dı hocam. Hızlı. Bugünün şartı. Futbol oynayan. Bugünün şartlarında Ersun Yanal kariyeri başarısızdır. Başarılı değildir. Kimse başarılı demez. Bir tane şampiyonluğu var. 4 yıl sonra 3 tane şampiyonluğu fikrin olur. Fikrin değişecek değil mi hocam? 3 tane şampiyonluğu olur. O zaman fikrin değişecek. Beni yanıltmış olur. Yine yanıltmaz. Hocam, aslında yine yanıltmaz. Bak yine yanıltmaz. Niye bak, diyeceksin? Ersun Hoca'nın. Ben şu an için diyorum zaten. Ben Ersun Hoca'nın. Ya o zaman için konuşmuyorum. Şu an için Ersun Yanal'ın mazisi başarılı değildir. Ya bunu artık inkar etmeyin. Söyleyin siz ya de. Nasıl? Ne alakası var ya? Bir tane şampiyonluğu varsa. Ya milli takımdaki o malum olay olmasa Ersun Hoca kalacaktı. Abi o olmasa. Alınmayan yani, bir yüzünden gitti. O olmasayla bu olmasayla Fenerbahçe. Hocam, her şeyin nedeni var öyle mi ya? Yani Fenerbahçe Benfica'yı yenseydi Chelsea ile final oynayacaktı o zaman. Yani Ersun Hoca'yı şampiyonun hocayı gönderen kimdi? Aziz Yıldırım'dı. Otele biri geldi biri gitti de şimdi onları açmadım o defterleri. Olmaz ya. Şu anki kariyerine baktığım zaman ben başarılı olmadığını görüyorum. Sonra düşünebilirsin ama ya. Ama 4 yıl sonra daha farklı düşünüyorum. 3 yıl 4 yıl sonra şampiyonluklar yaşar. Ya bu ekranlarda olursak kısmetse. Allah nasip et. Fark etmez. Burada olursak başka. Olursak yine konuşuruz. Veyahut da öbür tarafta oluruz. Diğer tarafta buluşuruz. Allah korusun ya elini doğru. Yani, ne yapıyorsun? Ya, ne kadar yaşayacağımız belli değil abi. Yani bugün varız, yarın yokuz. Ölümlü dünya. Ama şu anki tabloda geriye maziye baktığımızda ben başarılı olmadığını düşünüyorum. Ya Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak bir teknik adamın çok başarılı olduğunu göstermez. Hocam senin itirazın bugün yanlış tarzı. Yapacak bir şey yok. Göstermez. Sana öyle düşünebilirsin. Ben de böyle düşünüyorum. Tamam. 4 sene sonra gösteririz. Bakarız tekrar başarılı mı değil mi? Ama şu an bence değil yani. Peki reklamlara gidelim. Tekrar birlikte olacağız.